Değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir değerli dostlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleriniz için lütfen katılı farklı kategorilerden aktif ediniz. 7/24 kripto para alımı için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için video altındaki açıklama ve yorum kısmındaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. Ömür boyu %10 komisyon indirimine hak kazanabilirsiniz. 7/24 kriptolarda işlem yapabilirsiniz değerli dostlar. Değerli dostlar, BIST 100 teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayız. Şimdi geçen 10 gün boyunca BIST 100'de önemli bir noktaya dikkat kesilmiştik. Önemli bir direnç noktasında olduğumuzu, buralarda dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştik. Bazı arkadaşlarımız eleştiriyor, işte hocam açığa satışçısın, açığa satışçı olmadığını nereden bilelim, bu videoları hazırlıyorsun falan filan. Arkadaşlar, teknik analiz yapıyoruz burada biz. Yani niyet okuyuculuğu yapmıyoruz. Tamamen karşımızda bir grafik akışı var. Ve sürekli hareket halinde olan mumlar var. Bunlar eşliğinde genel kabul görmüş, tüm dünyada genel kabul görmüş teknik kurallar ölçüsünde sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu iyi niyetimiz, eğitim tadında videolarımız bazı arkadaşlarımız tarafından sabote edilebiliyor. Yani onların da belki bizi tanımamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Kesinlikle bir art niyette söylemiyorum ama burada biz duygu, düşünce paylaşımımızı yatırım tavsiyesi olmadan genel kabul görmüş kurallar ölçüsünde, formasyonlar ölçüsünde sizlere anlatıyoruz. Lütfen her zaman için aklınızı kullanınız. Kimseye kiraya vermeyiniz. Bizim anlattıklarımızı tek kabul, tek geçerli kural olarak algılamayınız. Araştırınız arkadaşlar. Nasıl ki bir manavdan veyahut da bir pazardan bir sebze alacaksınız, domates alacaksınız, ne bileyim patates alacaksınız. Ne yapıyorsunuz? Seçiyorsunuz değil mi? Veyahut da bir balık alacaksınız. Şöyle bakıyorsunuz, taze mi değil mi? Değil mi? Yani iyi olduğuna dair emareler araştırıyorsunuz. Bir tarla alırken, bir ev alırken değil mi? Ya borsada verilen sürekli örneklerdir bunlar arkadaşlar. Siz de bir hisse senedi alır iken araştıracaksınız, tekniğine bakacaksınız. Bizlerden teknik analize bakacaksınız. Gideceksiniz, temel analizci arkadaşlar var. Oralardan araştıracaksınız. Bilançosuna bakacaksınız. Böyle aylık bazda 10 yıllık grafiğine bakacaksınız. Yapmış olduğu hareketlerde spek hareketler var mı? Yoksa düzenli bir getirisi mi var? Yani hepsinin bir mantığı var arkadaşlar. Bunu da araştıracaksınız. Yani en ufak bir şeyi araştırır iken biz bir ev parası, bir araba parası borsaya yatırıyoruz da maalesef araştırmıyoruz. Başkalarının iki dudağı arasında, başkalarının kalemi, başkalarının tweetleri, başkalarının SMS'leri, başkalarının mesajları, başkalarının grupları arasında biz benliğimizi, kişiliğimizi yitirerek alsatlar yapıyoruz. Lütfen, lütfen hiçbir oyuna gelmeyin. Kendinizi geliştirin ki bizim analiz çalışmalarımız hep eğitim tadındadır arkadaşlar. Bakın, yapmış olduğumuz her bir videoya bir analizi, en az bir tane formasyonu yerleştiriyoruz. Bunları sıfırdan çize çize anlatıyoruz. Onun için lütfen eleştiri oklarımızı biraz insaflı kullanalım. Evet. Yani biz açığa satışçıymışız da ondan borsanın düşmesini istiyormuşuz. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir mantık olabilir mi? Lütfen. Ben o arkadaşı da yine art niyetli olmadığını düşünüyorum. Lütfen bizi tanısın. Bizi araştırsın. Videolarımıza baksın. Ya böyle ithamlar pek hoş değil. Ya insan yapabilir. Yani sana bir hak verildiyse açığa satışta yaparsın. VWAP kaldıraçlı işlemde yaparsın. Sana verilmiş olan her hakkı bu borsada kullanabilirsin. Bu senin edinilmiş hakkın ise sana kimse
burada bunu yapamazsın, edemezsin diyemez. Ama sanki ben borsanın düşmesini istiyormuşum da bu BIST 100 videolarını çekiyormuş. Hayır, mantık bu değil. Mantık BIST 100'de önemli bir şişme gerçekleşti. Tamam, korona vakası işte mutasyona uğrayan korona Avrupa'da yayılmaya başladı, ilerlemeye başladı. Yani şimdi de işte pazartesi nasıl bir BIST 100 açılışına uyanacağız? O da meçhul çünkü 17 ilde işte mutasyonlu virüs vaka sayısının olduğunu, sayısının her geçen gün arttığını, bu virüsün daha hızlı yayıldığını. Bu yetmiyor. Bir de ne var arkadaşlar? Aşı savaşlarına dönüşecek gibi iş. Yani bakıyorum da şöyle, Çin aşısı, Rus aşısı, Amerikan aşısı, İngiliz, Alman bilmem ne. Yani gerçekten olay aşı savaşına dönecek bu gidişle. Yani envai çeşit oyunlar dönmekte. Ve biz burada bu teknik analiz çalışmasını yapar iken genelde arkadaşlar bir yerde eğer teknik analiz satış üretiyorsa böyle sert bir bölgeye gelip orayı geçemiyor ise genelde bir olay patlak veriyor arkadaşlar. Maalesef bu böyle. Evet, umarım biz yanılırız. Umarım yanılırız da her şey daha güzel olur. Daha güzel kazançlar elde edersiniz. Ki zaten hissesinde mukim olan, hissesini sabit sahiplenen yatırımcı mantığıyla 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl taşıyan arkadaşlarımızın sağlam bir kulpa sarıldıktan sonra zarar edeceklerini zannetmiyorum. Ama işte bir haftalık, 10 günlük, 1 aylık alsat yapan arkadaşlarımızın kesinlikle ve kesinlikle teknik analiz bilgilerini güçlendirmeleri gerekir arkadaşlar. Evet, maalesef bizim ülkemizde yatırımcı mantığı kısa vadeli arkadaşlar. Orta ve uzun vadeli değil. Yani 6 ay ve 12 ay üstü değil. Kısa vadeli yatırımcıyız. Genelde alsatçıyız. O zaman ne yapacaksınız? Teknik analize kesinlikle vakıf olacaksınız arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın bu gevezeliği sizlerle paylaştığım için. Hakkınızı helal edin. Ama kesinlikle biz tamamen eğitim tadında videoları paylaşıyoruz. Kimsenin ithamlarını da kaldıracak halim yok arkadaşlar. O arkadaşa da yazmak isterdim. YouTube üzerinden yazmış ama gerek yok. Cedelleşmeye gerek yok. Teknik anlamda ben borsada 1460 üstü kapanışı önemsiyordum. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış geldi. Lakin aylık bazda grafiğimize baktığımız zaman burada halen endişe taşımaktayız. Halen sıkıntı taşımaktayız arkadaşlar. Şu şekilde bakınız, grafiğimize baktığımız zaman bakınız önemli bir direnç bölgesindeyiz. Bunu ben söylemiyorum, grafik söylüyor arkadaşlar. Bakınız nokta nokta anlatacağım. Daha önceki zirvemiz bakınız 2007 yılının zirvesi. Bakınız 2007 yılı, bakınız Ekim ayı arkadaşlar. Bakınız Ekim 2007. Geliyoruz buraya. Kasım 2010. Bakınız Kasım 2010 arkadaşlar. Geliyoruz bu noktaya ki burayı önemsiyorum. Çünkü bir şey anlatmak istiyorum. Bakınız burayı şöyle bir büyük daire içerisine alayım. Şimdi ilerleyen dakikalarda bunun niçin anlattığım daire içerisine aldığımı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Burası da Nisan 2013. Nisan 2013. Geliyoruz Şubat 2018. Ayları da yazalım da nerede çıktı karşımıza gelsin. Şöyle 2018 arkadaşlar. Bakınız tam 2007 yılından bakınız günümüze kadar toplamda
neredeyse 15 yıllık bir süreç arkadaşlar. Ve bu süreçte bakınız tam 4 defa bu direnç seviyesi test edilmiş. Ekim 2007'deki testte bakınız net bir dönüş hareket. Çizgi üzerine geçme yok ki başlangıç olarak zaten buraya aldık. Kasım 2010'da yine net bir dönüş, yine çizgi üzerine bir yöneliş yok. Şubat 2018 yine çizgi üzerine atmıyor, direnç çizgisi, net bir dönüşü görüyoruz. Şimdi arkadaşlar Nisan 2013'teki duruma ben şu anda benzetiyorum. Bakınız buradaki şu ay kapanışı arkadaşlar önemli. Bakınız şu, burayı ne yapalım, şöyle yapalım. Bakınız şu aylık kapanış bizim şu anki aylık kapanışımıza çok benzemekte değerli dostlar. Bakınız. Bir benzerlik var. Evet, bir benzerlik var mum anlamında. İkisinde de bakınız şu anki günümüzdeki kapanış bakınız aynı. Çizginin üzerinde bir fitil, tekrar çizginin altında bir kapanış arkadaşlar. Umarım Nisan 2013'teki bu senaryoyu yaşamayız arkadaşlar. Umarım bu senaryoyu yaşamayız. Eğer ki, bakınız, bunu da söyleyelim. Eğer ki bu seviyenin üzerinde, bakınız, şu anki kapanışımız değerli dostlar. Eğer ki yukarıya doğru bir atak, bu mavi çizginin üst direnç çizgisinin yukarısına doğru bir atak, işte 1540-60 bu şekilde bu seviyelerin üzerine atabilirsek aylık bazda değerli dostlar yeni bir kanal trendine doğru da gidebiliriz. Bakınız yeni bir kanal trendi içerisine de gidebiliriz. Ya bu da bizim pozitif senaryomuz olsun arkadaşlar. Ama kesinlikle bakınız burada almak, satmak, tutmak tamamen sizlere ait. Biz iddia etmiyoruz. Yani üst banda gideceğiz. Yok şöyle olacak, böyle olacak. Yani herhangi bir iddiamız söz konusu değil. Biz teknik neyi öngörür ise biz onu size anlatırız arkadaşlar. Evet. Teknik neyi öngörür ise biz onu anlatırız. Onun dışında hepsi hikaye. Evet. Teknik anlamda bu boy kadar, bu derinlik kadar arkadaşlar bakınız yukarıya gitme potansiyelini barındırabilir. Bu da pozitif senaryo olsun. O bizi yanlış anlayan arkadaşlara da bu senaryo gelsin. Lakin bu alt kanalın üstüne atmamız lazım. Eğer Nisan 2013'teki gibi bir senaryo gerçekleşir ise geri çekilme yaşayabiliriz değerli dostlar. 2200 bantlarında ben önemli bir direnç noktası olarak görüyorum burayı. Ki bir formasyondur. Bakınız bir fincan kulp formasyonudur. Bu kısımda bir geri çekilme, bir onay hareketi gelirse ben şaşmam. Daha önceki gibi çok sert 8000'lere, 9000'lere düşeceğimizi iddia etmiyorum. Tabii zaman ne gösterir onu da bilemiyoruz ama burada olasılık dahilinde bakınız tamamen olasılık dahilini çiziyorum. Yani burada 1200 bantları bizim için bir destek noktası olabilir. Bir ihtimaldir çünkü geçmişteki tepe noktalarından kaynaklı Nisan 2013'teki senaryo gerçekleşir ise bu bölgeye doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir değerli dostlar. Bu da zamanla karşımıza çıkacak. İleriki dönemlerde eğer böyle bir senaryo gerçekleşir ise yine pozitif yönde bir alım yönünde yön tayini anlamında karşımıza çıkacak bir bölgedir bu 1200 bölgesi. Şimdi değerli dostlar niçin bu noktayı sizlere çizdim? Çünkü geçmişe bakalım. Geçmişteki şu tepe bölgesine bakın arkadaşlar. Aynı senaryo. Bakınız. Tepe 1, tepe 2, tepe 3 bakınız. Güzel bir yükseliş ve sonrasında bizim destek bulduğumuz bölgeye bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu seviyenin üzerinde aylık kapanış gelmediğini görüyoruz. Ve buralar hep
defalarca alım fırsat olarak çalışmış. Aynı senaryoda 1200'lü bantlara gelip buralarda hareketler, alım fırsatları sunabilir ihtimal. Şunu da söylüyorum arkadaşlar. 1460 bantların üzerinde kaldığımız müddetçe, şöyle gösterelim. Biraz tam milimetrik bir rakam verelim burada. Hatta şöyle 60'ları da boş verelim biz. Aylık kapanışta 1477. Evet, bakınız 1477'nin üzerinde daha önceki bu devasa mumun üzerinde yolculuk olacaktır. Ve olumlu konuşmaya, olumlu bakmaya devam edebiliriz. Ama şimdilik tedirginim, ihtiyatlıyım. 10 gün önceden beri bunu anlatıyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Grafikte okuduklarım, gördüklerim, tabloyu sizlerle paylaşıyorum. Umarım bu tablo yeni kanalın içerisine dahil olarak, değerli dostlar, yeni kanalın içerisine dahil olarak yeni zirveleri karşımıza çıkartır. Ama bakınız bu negatif senaryoyu da kesinlikle ve kesinlikle unutmayın ki burayı da kırmızıyla çizeceğim. Kesinlikle bu negatif senaryoyu unutmayın. Burası 1200'lü seviyeler bizler için önemli bir destek noktası. Gelir gelmez artık bunu zaman gösterir ama olmaz diye bir şey de söz konusu değil. Her an her şey olabilmekte. Şöyle de bir destek hattını çiziyorum değerli dostlar. Bakın alt bölgeden dileyen bu bölgeyi de takip edebilir. Yani bu kırmızı çizgimizin altına bir sarkma gelmediği müddetçe teknik anlamda yine olumlu konuşabiliriz. Buralarda neresi arkadaşlar? İşte 1285 bantlar olarak karşımıza çıkabilir. Evet. BIST 100'deki teknik görüntü bu arkadaşlar ki dolar bazlı grafiği de anlatacak olur isek tekrar ki onu da değerlendirelim. Ki daha önce anlatmıştık ama tekrar şöyle bakalım. Şimdi dolar bazlı grafiğimizde de zaten önemli bir seviyede olduğumuzu sizlere paylaşmıştık. Bu seviyeye dikkat demiştik değerli dostlar. Daha önce bu bölgelerden dönüş yaşadığımızı tekrar bu dönüşün gelme potansiyelinden bahsetmiştik. Maalesef bu seviyenin altındayız. Hatta haftalık bakalım buraya. Evet, haftalıkta daha net bir görüntü arkadaşlar görüldüğü üzere. Maalesef bu bandın altındayız. Bakınız neredeyse bir aydır bu dolar bazlı grafikte bu bölge test ediliyor. Ve biz 2 hafta öncesi bakınız bu kırmızı noktayı buraya yerleştirdik bakınız. Yani aşağı oku. 2 hafta önce yani daha doğrusu 3 hafta öncesinde bu senaryo oluşmaya başladı. Biz dikkat dedik. Umarım bu bölge aşılır arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman dolar bazlı 213 bantları üzerine atar ise yeni bir kanal, yeni bir çığır. 256 dolar bantlarına kadar bir hareket oluşabilir. Ama bu bölgede bir görmek gerekir arkadaşlar. Bir bekleyiş, bir netlik bizim için oldukça önemli. Bakın olası geri çekilmelerde yine destek bölgesi olarak çalışacak bölge burası arkadaşlar. Şimdi burayı da fiyatlandıralım. Şöyle 213-214 bandı üzerinde pozitif. Olası geri çekilmede değerli dostlar. 175 dolar ve yukarıda da 256 dolar bantları karşımızda durmakta. Görüntümüz bu şekilde zamanla göreceğiz. Bakalım hangi senaryo gerçekleşecek? Yukarıya mı aşağıya doğru mu değerli dostlar? Hep beraber görmüş olacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videonun başındaki konuyu uzatmamdan kaynaklı da kusura bakmayın. Yani biz hiç kimsenin kötülüğünü istemeyiz. Ama kimse de bizim niyet okuyuculuğumuzu yapmasın lütfen. Biz olumlu ve olumsuz her türlü senaryoyu çiziyoruz. Bu senaryo dahilinde kendinize yol haritası çizeceksiniz. Ben bütün bu dolar bazlı grafiği incelerken bu yatay dirençleri çizmeyip sadece şu mavi çizgi üzerinden bir analiz çalışması yapacak olur isem de değerli dostlar bakınız destek bir. Bakınız bu hat kırılıyor. Daha sonra yine bir direnç. Bu seviyenin mavi bölgenin üzerinde kalmamız bizim için olumlu ve burada
bir sıkışmanın bakın oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu sıkışma neticesinde hareket etmek daha faydalı olacaktır. Ola ki bu mavi çizgi destek vazifesini göremedi, aşağı doğru sarktı. Demek ki bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Halen ümit varız, halen yukarıya doğru gitme potansiyelini barındırmakla beraber dikkatli olmayı da unutmayın değerli dostlar. Şöyle alttan da işte 195 dolar bandını destek olarak koyalım. Bizim 4 saatlik bir grafiğimiz vardı biz yüzde. Ona da bakalım ve videoyu sonlandıralım. Yani çok da detaylandırdığımız zaman belki kafalar karışabilir. 4 saatlik grafiğimizi açıyoruz. Lineer ölçeklendirmeyi de koyduk. Grafiğimizi sıfırlayalım. Çizimleri kaldıralım. Evet. Şimdi değerli dostlar, 4 saatlik grafiğimizde daha önce şu bölgeye dikkat çekmiştik. Hatta şu noktadan da yine bir çalışma yapmıştık. Burayı da alalım. Pardon. Evet. Bizim daha önceki dikkat kesildiğimiz nokta burasıydı. Tekrar bu alanın içerisine dahil olabilir miyiz noktasına bir ümitlendik. Ama burası bir satış bölgesi olarak çalıştı değerli dostlar. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir kırılım geldiği zaman aceleci olmayın. Aceleci olmayın. Bekleyin, görün diyoruz arkadaşlar. Bakınız desteğimiz, destek, bakın 3 destek. Bakınız kırılım geldikten sonra kanalın içerisine dahil olamadık maalesef. Kırılım bakınız 1526'lara kadar gelip buradan yukarıya bakınız. Bir onay hareketidir bu, satış onayıdır. İşte bu nokta birazcık üzücü oldu. Diğer bir husus da yine bunu da birçok yerde dinlendiriyorum ve görüyorum bugünlerde. Uyumsuzluk mevzu arkadaşlar. Buna da dikkat edin her zaman için. Uyumsuzluklar gerçekten çok çok önemli hususlar. Bakınız yükselen tepeler daha yukarıdaki tepeleri görür iken aynı dönemde aynı bölgede bakınız bizim tepelerimizin daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Bu bir uyumsuzluktur arkadaşlar. Uyumsuzluklarda her zaman dikkat edin. Yani bu videoyu hazırladık, uyumsuzluğa da değinelim. Bakınız daha önceki satış noktalarına bakın. Bakın şu bölgeye bakın arkadaşlar. Tepeler daha yukarıda ama aynı dönemin bakınız tepeleri daha aşağıda. Evet, uyumsuzluklar oldukça önemli. Özellikle negatif uyumsuzluklarda satış getirebiliyor. Bakınız şuradan hop aşağı. Tabii daha sonra tekrar yükseliş gerçekleşiyor ama şu uyumsuzlukta bakın 1307'lerden 1249'lara sert bir düşüşü görebiliyorsunuz. Onun için uyumsuzluk önemli diyorum arkadaşlar. Yani buradaki cüzi bir uyumsuzluk, cüzi bir düşüş olsa da bazen bu uyumsuzluklar çok çok büyük boyutlar kazanabiliyor. Burada %4.5, 4.44 bandında bir düşüş gerçekleşti. Ha, buradaki düşüşün nereye varacağını bilemiyoruz. Onun için umarım böyle destek kırılımı da olduğu için çok çok sert bir düşüş de olabilir. Umarım olmaz ama artık bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Borsamız birçok borsaya göre daha dinç, daha güçlü durdu. Ama son satışlarda biraz daha sert satışları beraberinde getirdi. Biz özellikle aylık kapanışlardaki yol haritası bizler için çok çok önemli olacak diye düşünüyorum değerli dostlar. Burada da artık yukarı yönlü bir hareket için ise bir düşen, yani yükselen kanalımız sonlandığı için bir düşen kanal trendine doğru yöneldik. Burada da bizim için esas olan artık bir direnç kırılımı gelmeli ki oyuna dahil olabilmeliyiz. Yani ben bu şekilde değerlendiririm. Bu mavi çizginin altında şimdilik bekleme modunda yer almak daha mantıklı, daha sağlıklı gözüküyor. Olası bir kırılımı burada görmeliyiz ki tamam tekrar şöyle bir ikili dip yapıp bu bölge kırılır ise tekrar olumlu bir yöneliş olabilir. Ama ana hattıyla bir kanalımız kırıldı aşağı yönlü. Buraya dikkat etmek gerekli. Ama tabii dipte oluşan şu fitiller
bizim için bazen bir fırsat olabiliyor. Umarım bu fitil bir fırsattır. Düşenimiz de kırılır. Tekrar yukarıya doğru yeni tepelere, yeni zirvelere yol alırız. Bakalım görüntü bizi nerelere itecek. Haber akışları oldukça önemli. Değerli dostlar, BIST 100 teknik analiz çalışmamızı biraz detaylı dolar bazlı, aylık, haftalık, günlük 4 saat şeklinde şöyle detaylı şekilde baktık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizleri sıkmamışızdır. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Katıl butonunu aktif hale getirerek hisse, emtia, kripto para analiz isteklerinizi sorabilirsiniz. Ki sorduklarınızda da teknik analiz çalışmasını yaparak yayınlamaktayız. Yine yatırım tavsiyesi olmadan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım bu negatif senaryolar karşımıza çıkmaz. Çıkarsa da artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.